Orhan Baltacı ya da bizim bildiğimiz adıyla Doğuş. O doğduğunda takvimler 30 Haziran 1974'ü gösteriyordu. Film gibi bir hayatı vardı. Zaten Bir Doğuş adlı kitapta hayatını anlatmıştı. Hayatının filmde olacağını söylüyordu. Aslen Rizeli olan Doğuş, Almanya'da 6 çocuklu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. Çok zor bir çocukluk geçirmişti. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra biraz babasında, biraz babaannesinde yaşamış, bir dönemde çocuk esirgeme kurumunda kalmıştı. Her bölümü YouTube'da trend videolar listesinde yer alan, son dönemin en popüler programlarından Katarsis adlı programda Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlayan sanatçı şunları söylemişti. Canı sıkılınca annemi döven bir babam vardı. Annemi ve beni döverdi. Problemli bir babaydı. Sonra annemle babam ayrıldı. Almanya'dan Türkiye'ye geldik. Ben henüz daha 4 yaşındayken beni babama verdiler. Babam benimle ilgilenmiyordu. Bir gün baktım, açım, ilk hırsızlığımı da öyle yaptım. Mahalle mahalle dolaştım. Bir parkta bir kadın börek veriyordu. Benim de karnım açtı. Kaptım elinden böreği ve bir heyecanla koşmaya başladım. Hırsız var diye bağırmaya başladı. Börek o heyecanla kaçarken yere düştü. O böreği yerden alıp kumlu kumlu yedim. Bu olaydan sonra bir süre babaannesinde kaldı. Babaannesi de torununu Artvin'e gönderdi. Orada da olamayınca Bursa'da bir yurda yerleştirildi. Yurtta kalmak onun için çok zordu. Gece altına yaptığı için bile dövmüşlerdi onu. Yemek yemeye bile gidemiyordu. Yaşadıklarını aynı programda şöyle anlatmıştı. Bir seferinde de ustayla kolumu kesen oldu. Benim zamanımda yurtlar çok kötü haldeydi. Gördüğümüz işkencenin haddi hesabı yoktu. Hademelerden biri benim yaşlarımda bir çocuğu banyoya götürüp istismarda bulunmuştu. Sırf böyle şeyler yaşadığım için bir gün birini öldürdüm. Teşebbüsüm bile vardı. O dönem bir park bekçisi bizim ufacık kardeşimize tecavüz etmişti. Ölsün diye o adama vurdum ama ölmedi. Keşke ölseydi. Bu konulara karşı kin ve nefret doluyum. Mesela ben kemer takmazdım. Sırf kimse pantolonumu açmasın diye. Atletimi pantolonuma düğümlerdim. Böyle bir yurt dönemim oldu. Orada güvensiz şekilde büyüdük. Birisi gelsin, beni evlatlık alsın diye hep dua ederdim. Hatta o dönemlerin ünlü isimlerinden biri beni evlatlık almak istedi. Ama ben bunu yapamadım. O esnada annemin beni almasını bekliyordum. O küçücük haliyle yaşadıklarına dayanamayan Doğuş yurttan kaçtı. Bu kaçış sonunda yeniden babaannesinin evine gönderildi. Annen baban öldü dediler ona ama o annesinin öldüğüne inanmıyordu. Onu bulabilmek için uğraştı. Bu süreci de sokaklarda geçti. Sokak hayatına alıştı. Annesini yıllar sonra ilk kez gördüğünde 11 yaşındaydı. Ama kendisini bıraktığı için öfkeliydi. Anne ve babasıyla arasını düzeltmesi yıllar sürecekti. Bu ailesiz, köksüz kaldığı dönemlerde mutluluğu sokakta arıyordu. Sokaktaki arkadaşlarıyla birlikte hırsızlık yaparak para kazanmaya çalışıyordu. Bu sebeple 14 yaşında cezaevine girdi. Oradaki günleri de hiç kolay geçmiyordu. Fiziksel olarak da zarar görüyordu. Hayat Doğuş'a hiç acımıyordu. Hatta cezaevinde kalbinden şikayetlendiğini söylemişti. Akşamdan Yasemin İlan'a konuşan sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı. Kalbimden şikayetlenmek hiç önemli değildi. Önemli olan ziyaretime hiç kimsenin gelmemiş olmasıydı. Ziyaret günlerinde herkesin ismi okunurdu. Benim ismim hiç okunmazdı. Hiç ziyaretçim gelmiyordu. O kötüydü. Hep yalnız kaldım. Arkadaşlarımla mutlu olacağımı düşündüm. Ama ihanetlerle dolu, yalan üstüne kurulu arkadaşlıklardı. Ailem yerine onları koymaya çalıştım. Ama olmadı. Sıkıntılı bir dönemdi. Eski arkadaşlarımdan birkaç tanesiyle hala görüşüyorum. Onların üzerinden elimi çekmedim. Ama hepsiyle görüşmüyorum. Cezaevinden çıktıktan sonra hayatını düzene sokmak, evlenmek istemişti. Ama evlenmek istediği kızı alıkoyduğu iddia edildi ve bu sebeple yine cezaevine girdi. Ancak suçsuzdu ve 3 ay sonra çıktı. Tüm bu yaşananlara rağmen hiçbir zaman çevresindeki kötü koşullara uymadı ve
Sonra alkol gibi maddeler kullanmadı. 18 yaşına geldiğinde adını Doğuş olarak değiştirdi. Akşamdan Yasemin İlan'a konuşan sanatçı şunları söylemişti. Yeniden doğabilmek adına bu ismi seçtim. 18 yaşından beri Doğuş adını kullanıyorum. Orhan adını hiç sevmiyorum. Bana hayatımın o kötü dönemini hatırlatıyor. Bir oğlum daha olursa mesela Orhan adını koymam. İçindeki acıları şarkı sözleri yazarak dile getirebilen Doğuş, bu sözleri önce yakın çevresiyle, daha sonra plak şirketleriyle paylaşmaya başladı ve onun ikinci doğuşu böyle yaşandı. Hayaller kurmaya başlamıştı. O ünlü şarkıcılardan ne eksiği vardı ki? Yazdığı şarkı sözleri herkesin içine titretecek gibiydi. Sesi deseniz insanın yüreğine dokunuyordu. Onunki doğuştan yetenekti belki de. Babam dediği İskender Ulus prodüktörlüğünde Ulus Müzik Doğuş'la yaptı sözleşmeyi ve 1996 yılında kendi söz müziklerini kendi adını taşıyan Doğuş adlı albümle müzikseverlere sundu. Beklediği çıkışı çok kısa sürede yakaladı. Milyonlara ulaşan satış rakamlarıyla hayalleri gerçek oldu. Artık o korkunç hayat bitiyordu. Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelmişti. İlk albümüydü belki ama buna rağmen Gamsız, Uyan, Ben Sensiz Ne Yaparım gibi şarkıları listelerde zirveye çıkmıştı. 1998 senesinde ikinci albümü olan Doğuş ve Şarkıları albümünün rekor satışlarıyla müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu albümde Yalancı, Milyonda Bir ve Bunun Adına Yürek Derler gibi şarkıları artık milyonların dilindeydi. 1999 senesinde üçüncü albümü olan Hadi Hızlandır'la yeniden hayranlarına seslendi. Gülüm, Günah Pazarı ve Bebişim gibi şarkılarla her albümde olduğu gibi yine zirvedeydi. 2000 yılında Sevdim adlı albümüyle zirvedeki yerini koruyordu. 2002 senesinde Denge adlı albümle 40 yılda bir, Yemin Ettim, Birane gibi şarkıları sundu sevenlerinin beğenisine. 2004 senesinde 6. His adlı albümünü çıkardı piyasaya. Bu şarkıdaki Babuba adlı parça dışında tüm parçaların söz ve müziği Doğuş'a aitti. O yılların en iyi çalışmalarından biriydi bu. Doğuş, şarkıları için "Onlar şarkı değil, duygu." diyordu. Akşamdan Yasemin İlan'a konuşan sanatçı şunları söylemişti. Doğuştan öncesi ve doğuştan sonrası diye adlandırmanız gerekiyor. Ortada açık ara fark var. Bunu hiç konuşmaya gerek yok. Bu konuda hiç mütevazı olamayacağım. Okumalara, tarzlara bakarsanız müzik dünyasında doğuştan önce ve doğuştan sonrayı görürsünüz. ...2005 yılına kadar Ulus Müzik'le çalışan Doğuş'un ikinci adresi Promise Prodüksiyon'du. Burada 7. albümü olan Tam Doğuş'u çıkardı. Tüm bu başarılı çalışmalar sırasında sayısız konser veriyordu elbette. Bu arada geçmişini de hiç unutmuyordu. Hayatının büyük bir kısmını sokaklarda geçirmişti ve bu yüzden sokak çocuklarıyla ilgili kuruluşlara yardım çağrılarında bulunuyor, çeşitli çalışmalara destek oluyordu. Ayrıca Sigara ile Savaşanlar Derneği ile birlikte çalışan Doğuş, Duman Avcıları'yla uzun süre omuz omuza yürüdü. Günümüze kadar çok sayıda albüm ve single'a imza atan Doğuş'un bu çalışmalarından bazıları Bozuk, Ten, 11'de Bir, Kırık Hançer, Beşi Bir Yerde, Yeniden Doğuş, Yara Bere, Asla Vazgeçme, Ağla, Yanarsa Yansın, Beşli, Kuralsız, Geçmeyecek şeklinde sayılabilir. Televizyon ekranlarında da sık sık gördüğümüz Doğuş, 2012 yılında Survivor yarışmasına katıldı. Acun Ilıcalı ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu yaptığı yarışmadan sonra 2013 senesinde Show TV'de ekranlara gelen Benzemez Kimse Sana yarışmasına katılmıştı. 2017'de TV8'de başlayan Baksın Yıldızları adlı programda yer aldı. Özel yaşamına değinecek olursak ünlü müzisyen ilk evliliğini 2006'da Şeyma Uygun'la yaptı. Ancak bu evlilik 3 yıl sürebildi. İkinci evliliğini 2004 yılında Azeri sunucu Hoş Kedem Hidayet kızıyla yaptı. Tanışmaları da bir program sayesinde olmuştu.
Doğuş, engelli çocuklarla ilgili bir programa davet edilmişti. Doğuş'un eşi Azerbaycan'da oldukça başarılı bir isim. Bu evlilikten 2016 yılında Arda ve Arın adında ikiz çocukları oldu. Habertürk magazine konuşan sanatçı, baba olacağını öğrendiğinde neler hissettiğini şöyle anlatmıştı. "Yemin ederim ayaklarım tutmadı. Gözümden yaşlar fışkırdı. Geçmişte ilişkilerim oldu ama Rabbim bunda nasip etti. Vatanıma aşığım. Mesela eşim diyor ki ABD'de doğsun. Ben de diyorum ki ben milliyetçi bir adamım. Çocuklarım Türkiye'de doğacak." Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.